Pekin Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kongjian Yu bizlerle olacak. Bir video kaydı izleyeceğiz. Bu video kaydında su odaklı kentleşme, kentsel planlama, yeşil altyapılar, sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi ve doğa esaslı çözümler konusunda uygulama örneklerinden bize bir çeşitli örnekler sunacak. Hello. It is my great honor to be able to talk to you at long distance. Sizinle uzun mesafeden konuşmak için çok mutluyum. İzmir gerçekten son derece güzel bir şehir. Evet, ders kitaplarından okudum, filmlerde izledim, öykülerde izledim. Ancak hiçbir zaman ziyaret etme fırsatım olmadı. Şehriniz çok güzel. Peyzajı bakımından, binaları bakımından, evet kültürel miras bakımından gerçekten harika bir şehir. Ve anladığım kadarıyla İzmir de muhtelif sorunlarla karşı karşıya, herkesin karşı karşıya olduğu sorunlar, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar, taşkınlar, kuraklık, kirlilik ve buna benzer sorunlar. Hepimiz karşı karşıyayız. Ve bugün ben sizinle, size şunları anlatmak istiyorum. Son 20 yılda yaptığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Burada dayanıklı, dirençli şehirler, dayanıklı, dirençli peyzajlar yaratmak olsa neler yaptım, bunları anlatmak istiyorum. Ve burada ekolojik altyapı yapma konusundaki tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Böylelikle bütüncül ekosistem yüzeyleri oluşturabiliriz bu şekilde. Ve özellikle taşkına dayanıklı bir şehir yapmak mümkün çözümlerle. Bugün konum sünger şehir ve doğa temelli çözümler. Doğa tabanlı çözümler. Burada geçmişten gelen bilgeliğe dayanarak bu çözümleri, tüm dünyaya baktığımız zaman kadim bilgeliğe dayanarak ve iklim değişikliği var, taşkın şehirlerde taşkınlar var ve kuraklık var. Ancak kimi zaman kirlilik, habitat kaybı da var, hava kirliliği var, su kirliliği var ve tabii ki COVID-19 salgını gibi salgınlar yaşıyoruz. Ve tabii ki önümüzdeki yıllarda başka salgınlarla da karşılaşacağız ve bunların hepsi birbiriyle ilişkili meseleler. Zengin bir bilgelik geliyor bize, değişen ortamla başa çıkma konusunda bir bilgeliğe sahibiz. Kadim bir bilgimiz var aslında ekosistemlerde. Bu kadim bilgi bu kültürlerin bir parçasını oluşturuyor. Bunlar binlerce yıldır beklenmedik doğa olayları karşısında hayatta kalmış ve muson, özellikle muson iklimiyle gelişmiş olan bir su kültürü, akvakültür var. Ancak bu tür bilgelik genellikle modern endüstriyel teknoloji katmanlarının altında saklı kalıyor ya da kim zaman tamamıyla göz ardı ediliyor. Evet, burada barajlar var, kanaletler var, sofistike kanalizasyon, arıtma sistemleri var. Ancak yine de baktığımız zaman burada tek bir amaca dönük gri altyapı endüstriyel teknolojiyle inşa ediliyor. Ancak bunlar dirençli, dayanıklı değiller ve çoğu zaman da sürdürülebilir değil bu tür altyapılar aslında. Evet, biz alternatiflerin peşinden gitmek zorundayız. Bu kadar çok sıkıntı çektikten sonra artık bizim kadim bilgilere bakmamız lazım. Ve doğa temelli, bütüncül çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Bu çözümleri bulmamız lazım. Bunlara ekolojik altyapı diyorum. Doğa temel bütüncül çözümler veya yeşil doğa dostu altyapı. Bunlar ekosistem hizmetlerinin güvence altına alınması açısından hayati önem taşıyor. Ve bu ekolojik altyapı veya doğa dostu yeşil altyapı bütüncül ekosistem yüzeyleri sağlayabilir. Yaşamı destekleyebilir, spiritüel ve kültürel destekleri, hizmetleri destekleyebilir. Evet, ölçeklerini göstermek istiyorum. Bu bir alternatif. Gri altyapıya bir alternatif. Ve tüm dünyada şirketler, tüm dünyada şehirler gri altyapıya dayanıyor. Ancak bunun bir alternatif var. Bu da yeşil altyapı.
Ancak bu tür yeşil altyapıyı oluşturmak için üç zorluğun üstesinden gelmek gerekiyor. Öncelikle elimizdeki mekan sınırlı, yer sınırlı. Minimum yer var elimizde. Ekolojik açıdan en verimli altyapıyı yapmak için elimizdeki mekan sınırlı. Yani doğa ve kalkınma arasında bir denge bulmak gerekiyor. İkinci zorluk ise şu: tasarım ve mühendislikle ilişkili. Doğa temelli çözümler ve kadim bilgeliğin tabii ki bu modern mühendislik kadar verimli veya standart olmayabilir. Peki biz bu doğa temelli çözümleri ve kadim bilgeliğin performansını nasıl artıracağız? Onları modern uygulamalara uyacak şekilde nasıl standartize edeceğiz, standart oturtacağız? Evet, neyi nasıl yapabiliriz, sorunları nasıl çözebiliriz doğa temelli çözümlerle? Üçüncü olarak da politikaların değişmesi, değerlerin değişmesi, politikaların değişmesi, eğitim ve tüm bilgi sistemi. Bu entelektüel bir devrim, yeni bir uygarlık. Evet, üç zorluğun sesinden gelmek istiyor ve üç seviyede harekete geçmek lazım. Planlama, tasarım ve mühendislik ve politika değişiklikleri için kampanyalar yapmak. Birinci kademedeki yapılacaklara bakarsak, farklı ölçeklerde yeşil altyapının planlanması lazım. Bölge ölçeğinde, peyzaj ölçeğinde, topluluk ölçeğinde, şehir ölçeğinde planlanması lazım. Burada bu yeşil altyapının nasıl bir işlev görebileceğini gösteriyor aslında. Bir sünger gibi çalışabiliyor, yeşil bir sünger gibi hareket edebiliyor ve direnç ve dayanıklık sağlıyor şehre bu sayede. Özellikle de yağmur suyunun yönetimiyle ilgili suyun tutması ve temizlenmesi ve akiferlerin doldurulması ile ilişkili olarak ve aynı zamanda habitatlar oluşturuyor, ortak alanların oluşturuyor ve aynı zamanda güzellik yaratıyor şehrin içinde ve bölgede güzellik yaratıyor. Peki yöntem nedir? Burada ekolojik güvenlik örüntülerinin tespit edilmesi gerekiyor. Bu da uzamsal analizde ve ekolojik süreçlerin modellenmesine dayanıyor. Hidrolojik süreçler var burada. Ve kültürel ve spiritüel prosesler de var. Ve burada kritik peyzaj sistemlerine baktığımız zaman burada korunmak gerekiyor kültürel süreçleri ve burada ekolojik altyapının da önemli olduğunu görüyoruz. Tüm ölçeklerde, bölge ölçeğinde, ulusal ölçekte yapılması lazım. Kentsel ölçekte, belediye ölçeğinde ve topluluk ölçeğinde yapılması lazım. Ve burada bu bölgesel altyapıyı nasıl geliştiriyoruz peki şehrinde? Yaklaşık olarak 20 bin metrekare büyüklüğünde ve burada yağmur suyu yönetimini, habitat korumayı ve kültürel mirası ve yeşil ulaşım sistemlerini bir araya getirdik. Bisiklet ve yaya sistemleri. Ve burada gri altyapıya bakıyoruz, yeşil altyapıya bakıyoruz. Burada kentsel büyümenin daha öncesinde kentsel büyümenin yeşil altyapıyla sağlanması sırasında ve burada şehrin gelişmesi için bunlar faydalı oluyor. Özellikle taşkınlara dayanıklık çok son derece önem taşıyor. Ve burada size bazı örnekler vermek istiyorum. Biz bu fikre dayanarak nasıl bir ekolojik altyapı oluşturuyoruz? Ve ekolojik altyapıyla şehrin ihtiyaçlarını nasıl karşılıyoruz? Buradaki topografiye bakalım şimdi de. Ve binlerce yıldır burada ve çiftçiler bu da yetiştiriyorlar ve bir gölet sistemi var burada. Suyu tutuyor bu sistem ve suyu tutuyor, suyu geri dönüştürüyor ve arazi sadece düz değil.
bir sünger gibi hareket ediyor, gözenekli bir arazi bu. Çünkü muson ikliminde olduğumuzdan dolayı farklı sezonlardaki, farklı mevsimlerdeki su miktarı değişir için bunu düzenlememiz lazım. Ve Çinli çiftçiler yüzlerce yıl önce bunu anlamışlardı. Biz doğaya arazinin %20'sini vermeliyiz ki o suyu tutabilsin. Daha çiftçiler eskiden bunu anlamışlardı. Ve bu sayede, bu sünger fikri sayesinde ve burada burada yeri zemini düzleştirip borular koymak yerine sadece doğal kanallar bırakıyoruz. Bir peyzaj yaratmaya çalışıyoruz. Ekolojik bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Yeşil bir sünger oluşturmaya çalışıyoruz burada. Bir altyapı olarak. Bu sayede suyun akışını regüle etmiş oluyoruz, düzenlemiş oluyoruz. Ve bu ekolojik altyapını yaya sistemleriyle, bisiklet sistemleriyle entegre ediyoruz ve diğer kültürel tesislerle entegre ediyoruz bunu. Ve bu süreci tamamen tersine çevirmiş oluyoruz. Tersine planlama yapmış oluyoruz. Negatif planlama yapmış oluyoruz. Yani bırakıyoruz ki doğa işini yapsın. Yani doğa temelli bir çözümden bahsediyoruz. Burada master planı görüyorsunuz. Bir drenaj sistemi var burada. Bu tamamen doğaya dayanan bir drenaj tahliye sistemi. Burada mevcut kültürel mirasını kullanıyoruz. Peyzajın, göle sistemi, su sistemi ve burada yeşil bir altyapı yaratmış oluyorsunuz. Ve bir park sistemi haline geliyor şehrin içinde. Evet, burada nasıl görüşünü görüyoruz. Şehre bakın. Şehir suyun içinde inşa edilmiş. Evet, sular var. Yani muson iklimi de düşünülmüş. Ancak güvenli burası. Çok daha dayanıklı. %15'lik yatırım tasarrufu sağlanmış. Boru sistemi döşenmediği için, zemin düzeltilmediği için ve suya dayanıklı bir peyzaj kullanılmış. Taşkınlara dayanıklı bir peyzaj kullanılmış. Açık bir peyzaj var. Açık bir su tahliye sistemi var burada. Ve burada akiferi dolduruyor, suyu temizliyor bu süreçte. Evet, ikinci drenaj sistemi bu. Ve su topluluktan çıktığı zaman görüyorsunuz, yağmur suyu temizlenebiliyor. Bu süreç içinde yağmur suyu temizleniyor. Ve birden fazla ekosistem yüzeyi sağlıyor. Su temizleniyor, su tutuluyor ve akiferler doluyor ve güzel bir görüntü oluyor. Aynı zamanda harika bir görüntü oluyor. Evet. Bu ilk kademesi planlama. Nasıl entegre edebiliriz biz peyzaj sistemlerini? Altyapı olarak nasıl entegre edebiliriz? Yeni şehirlerin geliştirmesi, kalkınması sırasında nasıl bunu yapabiliriz? İnşaat sırasında. Tasarım ve mühendislik ikinci aşama. Doğa temelli çözümler oluşturmak için doğa temelli mühendislik modellerine ihtiyaç var ve bunların da kadim bilgelikten ilham alması lazım. 5000 yıllık çiftçiliğe bakın, teraslar var, modelleri var. Gerçekten son derece zengin bir kültürümüz var aslında, kültürel bir mirasımız var ve bunlar iklim değişikliğine başa çıkabilir. Taşkınlarla, kuraklıklarla başa çıkabilir ve farklı peyzajlarda bunu yapabiliriz. Ve size 4 tane model göstermek istiyorum burada. Burada teraslama var dağlık yerlerde, yüksek yerlerde. Örneğin pirinç yetiştirmek için kullanılabilir, hayal edebilirsiniz bunu. Çin'de ve Güneydoğu Asya'da baktığımız zaman dağlarda pirinç yetiştiriliyor. 2000 metre yükseklikte, denizden 2 metre yükseklikte pirinç yetiştiriliyor. Burada su akıyor ve göle sistemleri yapıyoruz. Bu suyun akışını yavaşlatmak için bunu yapıyoruz. Evet, hızlı istemiyoruz. Ve normalde nehri kanalize et, suyun hızını artır, debiyi artır ama nihayetinde tüm doğa sistemini yok et. Ancak burada bizim amaçladığımız şey yavaşlatmak suyun akışını. Ve burada menba ve mansaba baktığımız zaman mansaba su kalmıyor hızlandırdığınız zaman çok fazla. Ve burada bizim yavaşlatmamız lazım, suyu adapte etmemiz lazım.
Evet, burada gölet ve dike neydi unuttum. Gölet ve bent su yolu sistemi oluşturmamız gerekiyor. Aztek kültürü gibi Meksika'da, Güney Amerika'da. Evet, bu tip bentler ve göletler olmuş. Onlar da gerçekten adaptif, ihtiyacı uygun peyzajlar kullanmışlar sorunu çözen. Evet, dağda hareket edebiliriz ve burada bataklıkta da yapabiliriz. Aşağıda mansapta bunu da yapabiliriz. Ve burada sünger şehir fikri. Burada bu yöntem bu tür kadim çiftçilik bilgilerinden, bilgelikten geliyor ve çoğaltılabilir bir model, tekrarlanabilir bir model bu. İklim değişikliğinin sorunlarında ve daha ötesindeki sorunlarla başa çıkabiliriz burada. Ve pahalı bir yöntem değil bu. Ve büyük ölçeklerde bunu uygulamak mümkün. Çok büyük ölçekte yapabiliriz. Binlerce kilometreye bunu uygulayabilirsiniz. Çünkü burada pahalı olmayan bir modelden bahsediyoruz. Bundan dolayı çoğaltılabilir, ölçeklendirilebilir. Bu bir yöntem. Son 20 yıla baktığımız zaman, son 20 yıl içerisinde biz 500'den fazla projeyi test ettik, inşa ettik 200'den fazla şehirde. Çoğu Çin'deydi ancak dünyanın farklı yerlerinde de Rusya'da, Tayland'da, Endonezya'da da bu tür projeler yaptık. Ve size bazı örnekler vermek istiyorum. Taşkına dayanıklı peyzajlardan bahsetmek istiyorum. Burada bilgelikten bahsediyorum. Bugünün dayanıklı şehirleri nasıl inşa edebiliriz? Özellikle günümüzün küresel iklim değişikliğinin yarattığı sorunlar karşısında nasıl dayanıklı olabiliriz? Önce taşkınla dost olmamız lazım. Yeşille döndürmemiz lazım altyapıyı. Ne kadar çok beton kullanmışız. Bakın burada barajları, nehirleri yönlendirmek için ve şehirleri taşkınlardan korumak için asla başarılı olamadık taşkınlardan korumak için. Evet, dayanıklı değiliz, sürdürülebilir değil bu yöntemler ve biz burada tekrar planlamaya geliyoruz. Nasıl kullanabiliriz? Asgari miktarda yer kullanarak ekolojik bir altyapı yapmak istiyorsak burada yerleşim planına bakıyoruz. Mühendislik ölçeği de var tabii ki bunun. Şehirde ekolojik bir altyapı yaratmak istiyoruz ve bunu fonksiyonel bir ekosisteme dönüştürmek istiyoruz. Evet, bu öncesi ilk içindeki her yer böyleydi daha önce. 10 yıl önce, yaklaşık 10 yıl önce böyleydi. Ve burada ilk projeydi. Buradaki yerel yönetimi ikna ettik. Ve burada farklı bir uygulamaya başladık. Ve bence bunu nasıl yapabiliriz diye düşünüyorduk. Yerel çiftçiler şikayet ediyorlardı. Çünkü sığırları suya ulaşamıyorlardı. Sığırları nehirde yüzemiyordu. Ve nehirde boğuluyorlardı. İnsanlar da nehirde boğuluyorlardı. Çünkü beton, kaygan bir yer vardı burada. Ve taşkın da çok ciddi bir sıkıntıydı. Ve sürüler kayboluyordu. Ve sonra doğal temelli bir çözüm olduk. Betonu kaldırdık. Ve burada gölet, su kanalları, bentler, göletler oluşturduk. Ve doğa temelli bir nehir kıyısı yaptık. İşte amacımız da buydu. Birkaç yıl sonrasını görüyorsunuz. Bu da başka bir alan. 3 sene sonra artık insanlar nehir sistemlerini çok sevdiklerini söylüyorlar. Bütün bu beton alanı dönüştürdük. Daha fazla alan sağladık insanlara. Yine nehrin teraslamasını yaptık, nehir kıyısını oluşturduk, suyun içeri girmesine izin verdik, suyun temizlenmesine de izin vermiş olduk böylece. Ve iç göletler oluşmuş oldu. Böylece çiftçiler de memnun oldular. Burada su pompasına enerji sağlayan bir rüzgar değirmeni, yel değirmeni de var. Ve böylece kıyılar oluşturmuş olduk. Bu da başka bir örnek. Daha da ciddi bir örnek. Çok eğimin olduğu beton bir kıyı. Bunu da bu şekle dönüştürmüş olduk. Doğayla bütünleştirdik. Gördüğünüz gibi bu şekilde nehir kıyısı
burada şu anda, daha önce orada bir beton alan başlıyordu. Şu anda böyle bir alan sağlamış olduk suyun geçişini sağlamak için. Bütün alanı aslında insanlarla da ve suyla da paylaşmış olduk aynı zamanda. Yani burada bir taşkın seviyesini görüyoruz. Tabii ki muson ikliminde böyle şeyler yaşanabiliyor. Ama zamanın %99'unda insanlar bu alanı çok rahatlıkla kullanabiliyorlar ve şehir de taşkınlara çok daha dayanıklı hale gelmiş oluyor. Yani doğal aslında burada daha dost hale geliyor. Özellikle kuru sezonda biz güzel bir alanda bir peyzajda yaratmış oluyoruz. Erişilebilir olmasını da sağlamış ve işlevsel olmasını da sağlamış oluyoruz. Evet, taşkınla dost olmamız lazım. Performansımızı da test etmemiz lazım. Doğa temelli bir çözüm sağlıyorsak eğer taşkın riskini %53, %63 oranında azaltmamız lazım. Eğer doğa temelli bir çözüm uygulayacaksak ve bunu küresel çapta yapacaksak ne kadar değişiklik yaratabiliriz? İşte gördüğünüz gibi eskiden ne kadar fazla beton kullanmışız nehir kenarlarında kanallama yapmak için. Bu çok medeni hidrolojik sistemlerden bahsediyoruz burada. Bu herhangi bir dayanıklılık sağlamıyor şehre ne yazık ki. İkinci bir örneğimiz de kentsel inovasyon örneği, bir sünger şehir oluşturma. Sanya şehri Hainan adasında, güney içinde. Muson ikliminde kuru aylar var, taşkınların yaşandığı aylar var. Bütün bu yağışlı aylarda sokakları su basıyordu. İnsanlar tabii ki şikayetçi oluyorlardı yaşanan durumdan dolayı. Burada ilk defa büyük bir proje olarak bunu yaptığımızı söyleyebilirim. Çin'de bir pilot projeydi. Ulusal olarak bir sünger şehir oluşturduk. Ekolojik olarak varlığı da koruyacak bir proje oluşturduk. Önce tabii ki planlama yaptık. Bir yeşil sünger sistem planlaması yaptık. Bölgesel olarak biz bunu yaptık. Burada gördüğünüz gibi su toplanan alanlar var. Taşkına çok yatkın bir alan, bir bölge burası. Ama tabii ki hali hazırda yerleşik bir şehir var, yerleşim alanları var. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Mevcut peyzajı da tabii ki bir anlamda korumamız lazım. Bunların arasına sünger görevi görecek gözenekleri oluşturmamız lazım. Burada bir ıslak alan, sulak alan belirledik. Burada bunun taşkını karşılayacak bir alan olmasını sağladık. Bir kadim bilgiden faydalandık yine. Bunun için kanallar oluşturduk, adalar, adacıklar oluşturduk, bentler oluşturduk. Doğa temelli bir peyzaj, bir teraslama yaptık. Yani suyun yavaşlamasına imkan sağladık bu peyzaj sayesinde. Yine bu bent sistemiyle beraber suyun temizlenmesine imkan sağlamış olduk. İnsanların bu alanı kullanabilmelerine de imkan sağladık aynı zamanda. Çok daha derin bir su toplama alanı oluşturduk orta kısımda da. Etrafı da ormanlarla çevrili bir alan olmuş oldu. Yine bunda da kadim bilgiden ilham aldık diyebilirim. 6 ay sonra bu proje tamamlandıktan sonra böyle bir durum ortaya çıktı ve şu anki halini de görüyorsunuz. Gerçekten bitkisel gelişimin çok güzel olduğunu, bir göletin olduğunu, insanların yükseltilmiş yollar üzerinde yürüyüş yapabilecekleri bir alan oluşturuldu. Pandemide insanlar bu alanda vakit geçirmekten çok hoşlandılar örneğin. Ve ortadaki alanda toplanan su temiz su. Çünkü filtre edilmiş su. Yani bütün park aslında bir filtre görevi görüyor. Suyu temizliyor. Aynı zamanda da bir kamuya açık park alanı oluşturmuş oluyor. Böyle gördüğünüz gibi yürüyüş yolları var. İnsanlar da, çok sayıda insanın da bu alanları kullandığını görüyoruz.
Başka amaçlarla da kullanılabiliyor bu. Çünkü zamanla kuşlar türemeye başlıyor bu bölgede. İnsanlar bu amaçla parkı ziyaret eder hale geliyorlar. 3 senede bu hale dönüşebildi. Gördüğünüz gibi ada sistemleri bir ormana dönüştü. Nehrin, gölün üstünü kapladı. Yani parkın kapasitesi de artmış oldu. Çok daha yeşil bir alana dönüştü. Ve ada sistemi, söylediğim gibi, burada görebiliyorsunuz. Evet, yürüyüş yolları. Evet, sünger sistemi şehrin orta yerinde, çok kısıtlı bir alanda yaratıldı ve çok daha dayanıklı bir topluluk, çok daha dayanıklı bir peyzaj oluşturmamıza imkan sağladı ve bu kadar kısa bir sürede etkisi görüldü. Çok da pahalı değil, çok maliyetli değil. Yani tek bir makine kullanarak bu delikleri, bu gözenekleri oluşturabiliyorsunuz peyzajda. Çok fonksiyonlu, çok işlevli bir proje. Suyu temizliyorsunuz, filtre ediyorsunuz, kamuya açık bir park alanı oluşturuyorsunuz ve dayanıklılığınızı artırıyorsunuz. Bir kıyı şehrinden bahsedeceğim şimdi. Bir başka örnek. Bir kıyı şeridini daha dayanıklı hale, daha dayanıklı bir peyzaja nasıl dönüştürürüz? Yine Güney Çin'de biz burada yine kıyı şeridinin doğal peyzajını tamamen ortadan kaldırmışız. Biz burada şehrin içine yine suyu davet ettik. Şehrin içine sızmasına imkan sağladık. Betonları biraz daha azalttık. Peyzajdaki beton varlığını azalttık. Çünkü beton varken su birden basıyordu ama bu şekilde bir peyzaj yaptığımızda suyun yavaşlamasını sağlıyoruz ve bir yaşam alanı sağlamış da oluyoruz. Mangrovlar burada yetişiyor. Mangrovlar çok dayanıklı. Yani bu gelgitlerde suların yükseldiği zamanlarda mesela yavaşlatıcı etki sağlayabiliyorlar. Yani bir beton duvar yerine böyle bir sünger sistemi oluşturduk. Bir senede bu hale geldi, 3 senede bu hale geldi. Süreç içerisinde doğanın buraya el atmasına izin verdik ve siz burada tamamen doğa alanı olduğunu, insanlara park alanı oluşturulduğunu görüyorsunuz. Doğa, doğa, kültür, insan bir araya gelmiş oluyor. Maksimize etmiş oluyorsunuz aslında burada faydaları. Çok verimli, çok güzel ve ekolojik olarak sağlıklı bir ortam ve dayanıklı, iklim değişikliğine karşı dayanıklı bir ortam yaratmış oluyoruz. Çünkü taşkınlara karşı dayanıklıyız. Çoğunlukla insanlar tarafından kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam. Buradan fotoğraflar paylaşıyorum sizinle. Doğa ve kültürün nasıl bir araya geldiğini görebiliyoruz. Bir kıyı şehrinin nasıl dayanıklı hale gelebileceğine bir örnek. Hem taşkına dayanıklı, hem iklim değişikliğine dayanıklı bir hale gelmiş oluyor. Aynı zamanda kültürel olarak da çok güzel ve işlevsel. Evet. Su miktarı tabii ki önemli konulardan bir tanesi. Su kalitesi önemli bir konu. Yüzey sularının %75'i Çin'de kontamine halde. Yine şunu düşünelim, dünyadaki kanalizasyon sularının %85'i arıtılmadan salınıyor. Bangladeş'ten bir örnek fotoğraf görüyorsunuz, bir nehir sisteminden. Bir örnek Hindistan'da, yine başka ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde benzer durumları görüyoruz Doğu Asya'da. Peki, alternatifi ne olabilir? Daha uygun fiyatlı, doğa temelli çözüm tabii ki. Yine burada bir örnek vereceğim Şangay'dan. 10 seneden önce, 10 seneden fazla önce durum böyleydi. Yine nehir kenarı betonla kaplanmıştı. Yani yaşam barındırmayan beton bir sistem vardı ve burada aslında biz canlı bir sistem kurduk.
hem suyu temizlemiş olduk. Gördüğünüz gibi eskiden su çok daha kirliydi ama bizim oluşturduğumuz sistemle su filtre edildiği için daha temiz hale geliyor. Burada kademeli olarak inen, bu sürede de oksijeninden yana zenginleşen bir sudan bahsediyoruz. Burada gördüğünüz gibi eskiden betondan dolayı emilemeyen su şu anda bitkiler tarafından emilebiliyor. Nehrin suyu çok besleyici bir sudur yani. Bitkiler çok severler. Dolayısıyla burada bitki hayatının da geliştiğini görüyoruz. Aynı zamanda su sistemini de filtre ettiğini görüyoruz ve su çok berrak hale geliyor. Evet. Her gün 800 metreküp su üretiliyor. Ve fosfor oranı, gördüğünüz gibi toplam fosfor oranı sistemden filtre edilen yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar bunu gösteriyor. Burada sizlere yine biyoçeşitliliğin, biyokütlenin de ne kadar çeşitlilik barındırdığını göstermek istedim. Gerçekten çok verimli bir sürece. Biyokütle, habitat oluşturmuş oluyorsunuz farklı canlılara ve aynı zamanda insanları da memnun etmiş oluyorsunuz, geri dönüştürmüş oluyorsunuz, güzel yerel türleri kendinize çekmiş oluyorsunuz ve çok güzel bir park elde etmiş oluyorsunuz. Şehir için Şangay'da böyle bir park var. Bu fonksiyonel bir su temizleme sistemi aynı zamanda da. Evet, bütüncül ve sistematik bir yaklaşıma sahip olmamız lazım. Yine burada bir örnek paylaşacağım sizinle. Bunların ikisi birbirine nasıl bir arada kullanılabilir? Bir nehir sisteminin sorunlarını nasıl çözebiliriz? Haikon şehri, bir kıyı şehri, Çin'de yine. Evet, burada kirlilik var, taşkınlar var, habitat kaybı var ve yine gördüğünüz gibi insanlar konvansiyonlar, çözümler kullanmaya çalışmışlar. 20 yıl boyunca beton kullanmışlar, kanalize etmeye çalışmışlar suyu şehri korumak için ama hiçbir zaman başarılı olamamışlar. Dolayısıyla birkaç sene önce belediye başkanı doğa temelli bir çözüm denemeye karar vermiş. Bir sünger şehir yaratmaya çalışmış ve doğayla uyumlu bir peyzaj yaratılmış ve en nihayetinde bütün nehir sistemi, bir drenaj sistemi dönüşüm geçirmiş. Çok daha güzel, göze hoş gelen ve çok daha işlevsel bir peyzaja dönüşmüş. Bir senede böyle bir değişiklik yaşanıyor gördüğünüz gibi yaratılan yeni peyzajla. İki sene sonra bu şekilde. Yani bütün inşaat fazı bir sene sürmüş sadece. Öncesi ve sonrası fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Çok daha yeşil bir çevre olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda tabii ki filtrasyon sistemi işlemi de görüyor, dayanıklılığı arttırıyor ve çok fonksiyonlu, çok işlevli, yeşil bir sünger oluşturuyor ve bir ada sistemi oluşturabilmek için beton da yeniden kullanıldı burada. Ve burada yapılan analizleri de görebilirsiniz. Ölçümleri nutrient açısından, nutrientlerin uzaklaştırılması oranı %90'lara kadar ulaşabiliyor. Evet, eylem seviyesi 3. Evet, politika değişikliği. Evet, tabii ki siyasi kampanyalar da yapmak gerekiyor bu tür projeleri çoğaltmak için. Evet, konvansiyonel çözümler tabii ki bir yere kadar sağlayabiliyor ama işe yarayan sistemler var. Bunlara daha fazla yer verebilmek için sistemlerde değişiklik yapmak gerekebiliyor. Doğa temelli, ekolojik altyapılara daha fazla yer vermek gerekiyor. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, belediye başkanları hepsinin bu amaca yönelik olarak çalışması gerekiyor. Bu bir örnek. Bizim ulusal ekolojik altyapılarla ilgili destek aldığımıza dair bir örnek.
Bugün 4 tane eyalet mevzuatı var. Ulusal ekolojik emniyeti sağlamak için yayınlanmış olan mevzuatlar var, örnek mevzuatlar. Yani bu tek yönlü olarak çözülebilecek bir konu değil. Burada bütün bir sistemden bahsediyoruz ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi artık yeni bir medeniyet çağına girdik. Ve artık şu çok açık ki bir paradigma kayması olması gerekiyor şehirlerimizi tasarlarken, iklim değişikliğine dayanıklı hale getirmek için. Çoklu kentsel ekolojik konuları dikkate almamız gerekiyor. Yani böyle bir kayma şehirlerimizi endüstriyel teknolojiler temelinde nasıl inşa etmemiz gerektiğini yeniden düşünmeye çağırıyor bizi. Biz bunu yaparken mutlaka kadim bilgileri de dikkate almalıyız, yeniden canlandırmalıyız ve doğa temelli çözümler bulmalıyız şehirlerimiz için. Bütün şehirlerimizi, tarihi şehirleri de İzmir gibi, zengin tarihi olan şehirleri, mirası olan şehirleri korumamız lazım. Karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında da dönüştürebilmemiz lazım. Tabii ki şehirler sürekli olarak gelişiyorlar. Dolayısıyla da doğayı temel alan bir gelişim sergilememiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim.